Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asültürk il binasında gündeme ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. 2016-2017 eğitim öğretim yılının sıkıntılarla başladığını söyleyen Asültürk, öğrencilerin zor bir maraton geçireceğini dile getirdi. 2016-2017 öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Bu öğretim yılında gördük ki bugüne kadar okulların bütün kitapları 15 Temmuz'da bu ülkeye darbe yapan FETÖ'cü adıyla devletin tanımladığı terör örgütünün basınında matbaalarında basılırmış. Yazarları da onlardanmış. Bunu nasıl öğrendik? Okullar açılmaya yakın kitapları okullara gönderdiler. Ve hemen arkasından baktılar ki bu kitapların yazarları FETÖ'cü örgüte üye kişiler ve onların matbaasına basılmış. Tekrar ortaokul ve lise kitaplarını kamyonlara yükleyerek geldiği yere götürdüler. Ve içinde bazı yanlışların düzeltilerek tekrar kitapların gönderildiği Milli Eğitim'in müsteşarı tarafından basınla açıklandı. 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Asültürk, Türk milletinin şanlı bir destan yazdığını tekrarladı. Bu darbeyi yapanlar, bugün askerimize, polisimize kurşun sıkanlar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim'in okulunda ve üniversitesinde okumuş kişilerdir. Eğer bunların kalplerine okulda Allah korkusu, Resulullah sevgisi, Müslüman kardeş sevgisi konsaydı, bunlar değil kurşun sıkmak, kardeşine ters gözle, yan gözle bile bakmazdı. Bugün hala bu terörün konuşulduğu, bu terörün artçı depremlerinin devam ettiği bir ortamı yaşıyoruz. Tüm siyasi partiler gibi Saadet Partisi de bu konuda mutlaka konuşuyor, söylüyor. Konuşmasında Fırat Kalkanı operasyonunu da değerlendiren Asültürk, şehit haberlerine uyanmak istemiyoruz. İnşallah en kısa sürede biter. Hayatını kaybeden tüm askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ABD'deydi ve gündüz John Biden'la görüştü. Amerikan Başkan Yardımcısıyla. PYD'nin ve YPG'nin bir terör örgütü olduğunu, bunlara kesinlikle yardım yapılmaması konusunda desteklerini istedi. Aynı günün akşamı ABD'nin Savunma Bakanı'yla Genelkurmay Başkanı Senato'dan PYD'ye silah yardımı konusunda destek istedi ve bu desteği aldı. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü unutarak vatandaşlarına terörün arkasında ABD vardır, ABD'ye de gidersen yoksun dersen ABD senin sözünü dinlemez.